Efendim herkese yeniden merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11-12 Temmuz günleri Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinden hemen önce İstanbul'da hem Zelenski ile buluşması ve bu buluşma sırasında da bugüne kadar herhangi bir NATO liderinin söylediğinin çok daha ilerisinde bir cümleyle Ukrayna NATO üyeliğini, tam üyeliğini hak ediyor demesi dünyada konuşulan bir konu olmaya devam ediyor. Çünkü bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan Macron'a, Danimarkalısından Polonyalısına, da Baltıklılar falan hepsi sonuç itibariyle bu konuda açıklamalar yapıyordu. Fakat o açıklama, yani Erdoğan'ın açıklaması hem net bir mesaj, hem de amasız fakatsız lakinsiz bir net mesaj, hem de pek Erdoğan'dan beklenilen bir şey değildi. Niye? Çünkü Erdoğan baştan beri, yani 500 gündür bu savaşta Putin-Zelenski hattını Beştepe'den kontrol etmeye çalışan bir politikacı olarak tanınıyor. Fakat anladığım kadarıyla NATO zirvesine doğru Türkiye'nin rotası daha bir NATO'ya dönmüş gibi gözüküyor. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, o mesela Erdoğan kadar hızlı değil bu konuda. Yani NATO üyeliği konusunda her ne kadar tabii ki NATO üyesi olacak dese de Amerikan yönetimi Ukrayna için, bakın son açıklamalarında neler söyledi Joe Biden. Çok enteresan, çok enteresan bir noktaya gidiyoruz. Bu işin, bu açıklamanın devamı İsveç'te de uygulanabilir bir durum. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bakın diyor ki Joe Biden, Ukrayna'nın bu aşamada NATO üyeliğine hazır olduğuna inanmıyorum. NATO içinde bu yönde bir anlayış birliği olduğunu da görmüyorum. Yani diyor ki ben daha NATO'ya baktım. Herkes görüş birliğinde değil Ukrayna konusunda. Bir zamana ihtiyacımız var. Ayrıca Ukrayna'nın da zamana ihtiyacı var. Çok enteresan. Savaşın arkasında, savaşın ortasında üye olması veya olmaması konusunda bir tartışma açmayı da uygun bulmuyorum. Yani bu konuyu rafa kaldırın, bu tartışmayı. Çünkü ortada savaş var diyor. Bu savaş varken bu tartışma doğru bir tartışma değil Joe Biden'a göre. NATO üye ülkelerin topraklarının tamamının savunulmasını öngören bir ittifaktır diyor. Yani her santimetre karesi üye ülkenin toprağı NATO planlamasında santimetre karesine kadar savunulacak bir toprak olarak kabul ediliyor. Şimdi lafın devamı önemli. Savaş sürerken üyelik NATO'nun otomatik olarak topluca savaşa girmesi demektir. Niye? Çünkü Ukrayna'nın %20'si işgal altında. Siz Ukrayna'yı NATO'ya tam üyesi yaptığınız dakika itibariyle bütün bir NATO olarak NATO ilgili sözleşmesinin ilgili maddeleri çerçevesinde o %20'yi kurtarmak için evet direkt askeri müdahalede bulunmanız lazım. Böyle bir durum yaşanırsa Rusya ile savaştayız demektir diyor. Bu bir zaman alacak süreç. Bazı demokratikleşme gibi reformlar da içeriyor. Yani Ukrayna'nın da kendi iç bünyesinde bir yapı oluşturmasını istiyor. Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya NATO tam üyeliği konusunda ulusal yol haritası çizmekte yardımcı olacaktır diyor. Yani diyor ki bir Ukrayna var ama daha bu iş ham. Bu iş ham. Biz bunun bir de yol haritasını çizmemiz lazım. Şimdi esas konuya geliyoruz bakın. Bir konuya açıklık getirmek isterim. Ukrayna'nın NATO'dan tam üyeliği süreci devam ederken Amerika Birleşik Devletleri bu devlete İsrail'e yaptığı uygulamaya benzer bir garanti sunacaktır. İsrail'in güvenliği tehlikeye düştüğünde bütün gücümüzle yanında olduğumuzu bu ülkenin
bütün düşmanları bilir. Onlara istedikleri bütün silahları verir, güvenlik kapasitelerini güçlendiririz diyor. Şimdi diyor ki NATO üyeliği zaman alacak, şu olacak, bu olacak falan ama ben Amerika Birleşik Devletleri olarak İsrail'in güvenliği için nasıl bir taahhüte girmişsem ve Amerika'nın savunma sanayinden ordusuna o devletin, İsrail devletinin güvenliğini amasız fakatsız nasıl sağlıyorsam Ukrayna'nınkini de aynı şekilde sağlayacağım. Yani NATO üyesi olmayacak ama mış gibi olacak. Ben yapacağım bunu diyor. Esasında enteresan bir noktaya doğru gidiyoruz. Çünkü böyle bir durum karşısında Amerika Birleşik Devletleri esasında bir yanıyla NATO'yu, diğer yanıyla da Ukrayna'yı esir alıyor. Ya, çünkü bir yanında NATO diyor ki tamam ben bunu alacağım ama ne zaman, nasıl, ne biçimde bunu Amerika karar verecek. Öbür yanda da Ukrayna'ya diyor ki bak sen savaştasın, sana 100 milyar dolarlık askeri yardım yaptım. Sen benim için çok önemlisin, hatta İsrail kadar önemlisin. O yüzden sen iyi çocuk ol. Olay bu. Olay bu yani şey olarak. Ve anladığım kadarıyla bu eğer İsveç'in NATO tam üyeliği geciktikçe aynı formül ki zaten Amerikan stratejik bombardıman uçakları şu anda İsveç topraklarındalar. Bir miktar Amerikan askeri de İsveç toprağında. Fakat eğer İsveç'in Ukrayna gibi NATO üyeliği biraz böyle geciktikçe benzer uygulamayı İsveç'e aynen öyle diyecekler sanıyorum. Ve dediler belki de Beyaz Saray'da başbakanıyla İsveç'in buluşmuştu biliyorsunuz. Anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'den sonra iki tane daha İsrail'i oluyor. Bunlardan biri zaten Ukrayna açık ve net bir şekilde savaşıyor. İkincisi de İsveç, o da Türkiye'nin engellemesi nedeniyle bu yönde bir durum. Bu arada bir de dedikodu çıkmış idi. Efendim, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Pentagon subay generalleri, emekli diplomatlarının falan bir komite kurup Rus muhataplarıyla, onlar da emekli generaller, emekli diplomatlar falan, perde arkasında bir Ukrayna pazarlığı yaptıkları yönünde bir bilgi gelmişti. Bu tabii muhataralı bir bilgi. Niçin? Çünkü Ukraynalılar kendileri için yapılan pazarlıkları kabul etmiyorlar. Yani bizim adımıza kimseyle kimse pazarlık yapmasın kardeşim diyorlar. Nitekim Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bu tür bir perde arkası, arka kapı diye adlandırılabilecek bir diplomasi pazarlığına onay vermediği, ama tabii ilgili şahıslar ne istiyorlarsa onları yapabilecekleri, fakat yönetimin Ukrayna'nın temsil edilmediği bir zeminde Ukrayna'yı konuşmama ve bunun pazarlığını yapmama şeyinin devam ettiği vurgulandı. Enteresan bir gelişme olarak onu da aktarmış olalım. Hoşça kalın.